Şu an zanlı olarak suçlanan müvekkilime haince bir tuzak kurulmuştur. Levent Metehanoğlu'nun daha önce Kudret Kara ile hiç tanışmamış ve bir araya gelmemiş olması da bu cinayetin başkası tarafından işlendiğinin fakat müvekkilimin üstüne atılmaya çalıştığının apaçık ispatıdır. Sanığın avukatı maktulle daha önce hiç tanışmadıklarını söylüyor. Oysa elimizdeki deliller bunun tam tersini gösteriyor. Sayın Hakim, size iki numaralı delil sunmak istiyorum. Levent Metehanoğlu'nun kol düğmesi. Baba yadigarıydı o düğmeler. Sanık ifadesinde bu kol düğmelerinin kendisine ait olduğunu kabul etti. Kol düğmelerinden biri maktul Kudret Kara'nın gömüldüğü alanda bulunmuştur. Kol düğmelerinin bir diğer eşi ise sanığın holdingdeki çalışma ofisinin çekmecesinde bulunmuştur. Melis. Ya gelmezse bu kız? Yaklaştım yazıyordu mesajda. Kapıdan girmek üzeredir. Merak etmeyin işte gelecek. Gelecek. Müvekkilimin holdingdeki çalışma odasının kapısı hiçbir zaman kilitli olmadı. Dolayısıyla bu cinayeti müvekkilimin üstüne atmak isteyen şahıs bu düğmelerden birini kasıtlı olarak oradan almış olabilir. Sen burada? Hiç. Kalemim kalmamış da. Bu cinayeti Levent'in üzerine yıkamayacaksın Tekin. Müvekkilim iddia edildiği gibi cinayeti işlemiş. Kudret Kara'yı gömmüş ve gömerken de kol düğmelerinden birini oraya düşürmüş olsa sizce o kanıtı hala yanında taşır mıydı? Yani onu yok etmek istemez miydi? Holdingdeki çekmecesinde onu hala bulundurur muydu? Apaçık ortadadır ki bu iddiaların hepsi iyi kurulmuş bir kumpastan ibarettir. Müvekkilim Levent Metehanoğlu masumdur.
Üç numaralı delil. Konağın sokağındaki komşu evlerin ve mobese kayıtlarının görüntüleri. Maktul Kudret Kara, adli tıp raporuna göre belirlenmiş olan ölüm tarihinde Levent Metehanoğlu'nun evinin yakınlarında görüntülenmektedir. Oysa konağın o güne ait olan bütün kamera kayıtları ise silinmiştir. Kamera kayıtları güvenlik şirketi tarafından tutulmaktadır. Ve müvekkilimin bu kayıtların silinmesiyle ilgili hiçbir talebi olmamıştır. Olayın açığa çıkması ve daha iyi aydınlatılabilmesi adına ben güvenlik şirketi çalışanlarının sorgulanmasını talep ediyorum. Kurtulacaksın. Az kaldı. Olmaz abi, yapamam. Benim yaptığım anlaşılırsa hayatım kararır, mahvolurum. Oğlum hiç kimse bir şey anlamayacak. Sen benim dediğimi yap yeter. Git şu kamera görüntülerini sil. Tamam mı? Ayrıca... Bunda al. Hadi hayatın kurtulsun. Gülersin tabii öyle. Müvekkilim belirtilen tarihte konakta değildi. Yalnız şahitlerimiz var bununla ilgili. Şahitlerimizin dinlenmesini talep ediyorum ama bir tanesi burada değil, gelmek üzeredir. Pekala. Kısa bir aradan sonra tanıklar dinlenecek. Hande hala gelmedi. Uf, yüreğim inecek. Gelir şimdi anneciğim. Melis'e çok yaklaştım diye mesaj atmış biraz önce. Sonunda. Oh, çok şükür. Evet hakim bey. Olay günü Levent Metehanoğlu ile beraberdim. Peki saat kaçta ayrılmışlar birbirlerinden hakim bey? Öğrenebilir miyiz? Sanığın yanından saat kaçta ayrıldınız? Sanırım saat akşam 9 civarıydı. 9 civarıydı. Hakim bey, sanık tanıktan ayrıldıktan sonra 3 saat boyunca nerede olduğunu kanıtlayabilir mi? Adli tıp raporuna göre maktulün ölümü bu 3 saat aralığında gerçekleşmiştir. Hakim bey, ikinci şahidimiz de geldi. Kendisi dinlendikten sonra Levent Bey'in o saatlerde nerede olduğunu ispatlamış olacağız. Tamam, tanık gelsin. Geçebiliriz. O gün Levent Metehanoğlu'yla görüşmedim hakim bey. Thank you.
Allah'ım sen bize yardım et. Kardeşime verdiğim sözü tutmama, Levent'le konağa dönmeme izin ver. Sana verdiğim sözü tutamazsam yaşayamam ben Meryem. Gereği düşünüldü. Sanığın ihale dikkate alınarak atfedilen suçun sabit olduğu, Levent Metehanoğlu'nun 16 yıl 3 ay 4 gün hapis cezası almasına karar verilmiştir. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam.